Başlayalım mı? Buyurun hocam. Evet, başlayalım. Arkadaşlar kolay gelsin. Birkaç gündür siz burada perişan oldunuz. Buna da çok üzülüyorum. Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri pazar günü İstanbul'da ve bütün Türkiye'de gerçekleşti. Malatya'da yaşanan küçük bir olay dışında, üzücü bir olay dışında hamdolsun yurdun her tarafında sükunetle, büyük bir olgunlukla seçimleri gerçekleştirdik. Seçimler gerçekleşti ama konuşulmaya devam ediyor. Bu da doğal bir şey. Çünkü anayasamızın 67 ve 79. maddeleri çok açık. Diyor ki seçimler yargı yönetimi ve denetiminde yapılır. Seçimin başlamasından bitimine kadar, yani seçim günü, seçimin düzen içinde yapılması, yönetilmesiyle ilgili bütün işleri yaptırma görevi Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Seçim tamamlandıktan sonra seçimle ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları incelemek, karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Çok açık. Yani seçim bitmiştir, şikayet, itiraz dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bugüne kadar bütün seçimlerde bu iş gerçekleşmiştir. Nitekim birçok ilde, birçok ilçede, İstanbul'da olduğu gibi şikayet ve değerlendirme süreçleri devam ediyor. İlçe seçim kurullarında fedakarca gece gündüz gözünü kırpmadan çalışan memurlarımız var, hakimlerimiz var ve parti görevlileri var. Dolayısıyla seçimin patronu Yüksek Seçim Kurulu'dur. Artık seçimin sahibi ne Sayın Ekrem İmamoğlu'dur ne de Binali Yıldırım'dır. Seçimin sahibi ve karar vericisi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Bir kere Sayın İmamoğlu'nun bu gerçeği görmesi, kabul etmesi gerekir. Ben ilk gün çok açık bir şekilde söyledim. Mazbata kime verilirse başkan odur. Ben şimdi soruyorum, Sayın İmamoğlu, elinde mazbatan var mı? Yok. O halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmen, orada burada hava atmanın ne anlamı var? İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacaktır. Bu karar açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek, ülkeye zarar verir, millete zarar verir. Her şeyden önce adayın kendisine de zarar verir. İstanbul gibi bir memleket büyüklüğünde bir şehri idare edecek insanların daha olgun, daha sorumlu davranması ve teenni içinde hareket etmesi beklenir. Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır. Bir an önce mazbatamı verin. Hukuki süreçler ne can? İşte seçimdik, kazandık. Sanki benim iki katım oy almış, seçimi kazanmış da biz oy alamadık. 3 gün 5 gün daha zaman kazanmak için burada bir pozisyon alıyoruz. Bu şiddetle kınıyorum ve İstanbul halkının bize oy versin vermesin, her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek, ortaya çıkarmak benim vicdan borcumdur, namus borcumdur. Bunu sonuna kadar yapacağım. Sonuç ne olursa olsun. Ben kimin kazandığına bakmıyorum. Verilen oyun zayi olmasının önlenmesi gibi bir sorumluluk taşıyorum. 15 milyon İstanbulluya böyle bir görevim var. İster rakibime, ister bana oy vermiş olsun, bu oy yerini bulduğundan emin olmamız lazım. Şu anda yapılan işlemde bundan ibarettir. Bu gerçeği Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görmesi ve bu sorumluluk içerisinde hareket etmesini İstanbul halkı bekliyor. Efendim, dışarıdaki başka ülkelerdeki belediye başkanlarına efendim tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Bak, açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur. Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz. Türk halkının sinirlerini bozmayın. Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin. Hukuka saygılı olun ve sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin. Benim söyleyeceğim budur. İmamoğlu ilk gün söylemiştir, en güvendiğim yer Yüksek Seçim Kurulu. Madem Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyorsan onun kararını bekleyip Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatayı vermesini bekleyeceksin. Bundan başka yapacak bir şey yok. Bu aşamada yapacağın her şey kendine de zarar vermektedir. İstanbul'a da zarar vermektedir. Ülkeye de zarar vermektedir. Kendisinden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak, bir devlet adamı olarak benim kendisine önerim budur. Dolayısıyla şu aşamada başka yollara başvurmak fevkalade rahatsız edicidir ve bunun ülkemize hiçbir yararı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yararı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu da bu mealde bir açıklama yapmıştır. Bu da fevkalade talihsiz bir açıklamadır. Hukuk devleti herkese lazım. Hukukun içinde kalmayı sürekli vurgulayan Sayın Kılıçdaroğlu da niye bu süreç tamamlanmıyor, niye bu kadar uzadı gibi anlamsız laflar etmektedir. Bu da fevkalade yadırganacak bir durumdur. Bunu da ifade etmek isterim. Yarın iş bitti, mazbatasını aldı. İlk önce tebrik edecek olan benim. Bunu da bilmesini isterim. Ama tersi gerçekleşirse aynı davranışı, aynı tutumu da kendisinden beklemek hakkımdır. Teşekkür ederim. Bu arada tabii partimiz, il teşkilatımız, il başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün yetkili kurulları bu hukuk sürecini, partimizin haklarını, seçmenin haklarını, adayın haklarını korumak için gayet tabii sonuna kadar kullanacaklardır. Kaldı ki CHP de aynı şeyi yapmaktadır. Yani Sayın İmamoğlu bir şey konuşuyor, parti teşkilatı başka şey yapıyor. Onlar da itiraz ediyorlar. Ya demek ki bu süreç sadece AK Parti'yi bağlamıyor, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bağlıyor. Ya bu çelişkinin de ortadan mutlaka kalkması lazım. Bir kafa karışıklığıdır gidiyor yani karşı tarafta. Allah sonunu hayretsin diyor. Sayın İmamoğlu, evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanlış tabii. Evet. Ardından da yarın İzmir İl Teşkilatı'nı ziyaret edip seçilen başkanlığı ve basın toplantısı açıklandı. Bununla ilgili değerlendirmeler. Bunlar fevkalade yanlış şeyler arkadaşlar. Yani gidip Atatürk'ü, tabii ki Anıtkabir'i herkes ziyaret edebilir. Ama Anıtkabir'deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir. Başka bir şey demiyorum. Yani sabret kardeşim ya, 3-5 gün sonra eğer hakkınsa zaten bu ünvanı alacaksın. İstediğin kadar, istediğin yere git. İstersen meydana çık, Sultanahmet'e ben belediye başkanı oldum diye bağır. Sana kim ne diyecek? Tebrik ederiz, o kadar. Ama şu yapılan işler talip olduğu görevin ciddiyetiyle, ağırlığıyla bağdaşmamaktadır. Bunu şunun için söylüyorum. Bir kez daha tekrar edeyim. Gören de zanneder ki 2 kat oy almıştır. 1'de 2 oy farkından bahsediyoruz arkadaşlar. 1'de 2. 8,5 milyon oyda 1'de 2'den bahsediyoruz. Ben bunun ne anlama geldiğini İstanbulluların ferasetine bırakıyorum. Efendim, ilçelerdeki oy sayım işleminin devam ettiğini biliyoruz. Evet. Net bir rapor var mı elinizde? Her an değişiyor. Her an değişiyor. Bilgiler geldikçe, değerlendirmeler geldikçe, burada sadece bizim lehimize olanlar sayılmıyor. Karşı rakibin hakkı olanlar da ortaya çıkıyor. Toplanıyor, çıkarılıyor, kalan kimin hesabına yazılacaksa yazılıyor. Dolayısıyla tek taraflı bir süreç değil bu. Yani aman bizim 3-5 oy eksiğimiz var, bunu tamamlayalım diye yapılmış bir iş değildir. Bunun da bilinmesinde fayda var. Efendim, İstanbul'da. Buyurun. İstanbul'da seçimden sonra teşekkürler İstanbul pankartları asıldı. Sonra kaldırıldığı söylentisi oldu ama şimdi bazı ilçelerde yeniden asılıyor. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de pankartlarını gördüm ben. Yani seçim geçti. Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak nesi var? Yani 24 tane ilçe kazanıldı. Yani şimdi kusura bakmayın 181 meclis üyesi kazanmışız ittifak olarak. Karşı taraf 130 tane kazanmış. Ezici bir çoğunlukla mecliste farkımız var. İlçelerin 25 tanesini kazanmışız. Diğer Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifakı 14 ilçe kazanmış. Yani bunu için teşekkür etmeyeceğiz, üzgünüz mü yazacağız yani? Ne demek anlamadım. Efendim, buyurun. İçişleri Bakanı ve Teknoloji ve Sanayi Bakanı ile görüşmelerimiz olmuştu. Hem neden bu görüşmelerin olduğunu içeriği... Efendim? Hem neden bu görüşmelerin olduğu hem de içeriği merak ediliyordu bakanlarla görüşmelerimiz. Acaba ona dair bir açıklama olacak mı? Yani bakanlarla görüşmek yasak mı? Ben AK Parti'nin genel başkanlığını yapmış biriyim, başbakanlığını yapmış biriyim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmuş. Gayet tabii ki seçim sürecini, seçimlerle ilgili süreci aramızda her an değerlendiririz. Bundan doğal bir şey var mı? Efendim, biz toplumda bir oyunu bir namus olarak görüyoruz ve şu an itibariyle sayımların yapıldığı ilçelerden biri de Avcılar'dı. Avcılar'da da yine CHP'ye ait 36 oy çıktı. Aslında bu noktada Cumhur İttifakı oradaki seçmenin, oradaki namus olarak görülen oyuna da sahip çıkmış olmuyor mu? Az önce zaten arkadaşlar onu ifade ettim. Bu itiraz süreci. İddia var. Diyor ki efendim oylar kaydırıldı işte. A adayına şu rakam verilecekken 0 verildi. Ben isimlendirme yapmıyorum. Bunlar düzeltilsin. Bunlar düzeltiliyor ve burada bazen bizim lehimiz oluyor. Yani bizim oyumuza ilave oluyor. Bazen de Sayın İmamoğlu'nun tarafına yazılıyor. Dolayısıyla bu hataları düzeltme, usulsüzlük, yolsuzluk varsa, kasıtlı yapılan işler varsa bunlara da bakılıyor. Yani bütün bu sayım döküm işinin özü budur. Gerçeği ortaya çıkarmak, İstanbullu tatil günü evinden kalktı, gitti, zahmete katlandı, oy verdi. Şundan emin olması lazım. Benim oyum yerini buldu. Bunun sağlamak hem benim görevimdir, hem bütün adayların görevidir. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere. Dolayısıyla olay böyleyken bunu yok sayıp böyle aman verin, mazbatam nerede? Ben başkan oldum, ben başkan oldum. Ya bırak kardeşim ya. Daha işin başındayız ya. Olursan Allah selamet versin. Allah nasip ederse projelerini de yaparsın. Biz de memnun oluruz, takip ederiz. Ama sabret. Yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız. Sonra ortaya her şey çıkacak. Ne bu telaş? Öyle değil mi arkadaşlar? Ya hayretle izliyoruz. Hakikaten hayretle izliyoruz. Arkadaşlar bu hukuki süreç yani durdurulunca ne oluyor? Bir sonraki adım Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'na partimiz AK Parti müracaat etti ve bu işlemin doğru olmadığı yönünde karar verdi Yüksek Seçim Kurulu ve bugün sayımlar kaldığı yerden devam etmeye başlıyor. Dolayısıyla yanlış olabilir, yanlış karar da olabilir ama her yanlışın bir düzeltme şekli vardır. Bakın, bu seçimler sonrası yapılan işlemle normal hukuk davaları arasındaki işlemde bir fark yoktur. İki kişi davalı, gitti mahkeme oldu. Biri kazandı, biri kaybetti. Bitiyor mu orada? İstinafa gidiyor, bitmiyor. Temize gidiyor ve temizin verdiği karar herkesi bağlıyor. Hatta bozuluyor vesaire. Ya bütün hukuki yollar nasıl izleniyorsa kademe kademe bugün de yapılan odur. Ve biz Yüksek Seçim Kurulu'nun hem geçmiş dönemde hem de bu seçimde çok başarılı bir şekilde bu süreçleri yönettiğini ve bütün dünyada takdir aldığını biliyoruz. Bu tecrübeyle sabittir. Bugün bu seçim sürecini tenkit edenler şunu söyleyemiyor: Türkiye'de, İstanbul'da seçimlerle ilgili şeffaflık yok, demokratik bir seçim olmadı kimse diyemiyor. Bak, bu çok önemli. Sadece adaydan yana, bazı adaylardan yana taraf olmuyor. Bunu anlayabilirim, buna bir şey demem ama kimse bizim işlerimize burnunu sokmaz. Kendi işine baksın. Amerikan sözcüsü bize laf yetiştireceğine, nasıl Sayın Trump'ın seçimi son 3 eyalette yeniden yapılan sayımla Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin'da yapılan yeniden sayımla elde ettiğini unutmuş gibi gözüküyor. Bize ders vermeye kalkıyorlar. Türkiye bu derslere ihtiyacı yok. Türkiye dersi milletten alır. Millet de dersini verir. Dersine de çalışır. Vesselam. Teşekkür ederiz. Hadi bak. Değerli arkadaşlar, hiç kimse, artık internet çağındayız, bilişim çağındayız. Hiç kimse dosya falan kaçırdığı yok. Kaldı ki mevcut başkan yerindedir. Sayın Mevlüt Uysal bu konuyla ilgili gerekli cevabı da vermiştir. Dolayısıyla yani böyle bir şey yoktur. Bu da yine tam bir kafa karıştırmaya, halkı galyana getirmeye ve gerginlik çıkarmaya yönelik bir söylemden ibarettir. Gaza gelmesin, akılla, aklı selimle hareket etmesini kendine öneriyorum. Süreç az bir zaman kalmıştır, tamamlanacaktır. Bugün kaldı ki Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı da bir açıklama yaptı. Herkesin itiraz hakkı vardır diye. Dolayısıyla herkes hukuku işaret ediyor. Aklı selim olarak herkes hukukun verdiği kararlara saygı duymasını, riayet etmesini bekliyor. Ben bir kez daha değerli İstanbul ahalisine bizlere verdiği destekten, güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Seçimlerimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Mevlam'dan niyaz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.